Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok şık, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Şöyle koton iplik kullanıyorum arkadaşlar. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde 2 milim de tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir kilit zinciri çektim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen şu ilk zincirimin içinden geçiyorum. İpimi aldım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle bir halka oluşturdum. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen halkamın içinden tığımı geçirdim. Bir sık iğne. Tekrar bir yanına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın şöyle 12 tane sık iğne yaptım. Hemen ilk sık iğnemden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve kaydırma yöntemiyle kapattım bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın hemen yanındaki ikinci sık iğneden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen bir yanındaki sık iğneden, bakın hiç atlamıyorum arkadaşlar. Tekrar ikili bir trabzan. 1 2 3 zincir, bir yanındakinden ikili trabzan. Bu şekilde bütün halkamın etrafını çevireceğim. Toplamda zincirimle birlikte 12 trabzan olacak arkadaşlar. Hemen şimdi ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane trabzanımı yaptım. En son 3 zincirimi çektim. Bakın şurada 1 2 3. zincirimden tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın şöyle halkamın içinden tığımı geçirdim. Tekrar kaydırma yöntemiyle ipimi bu boşluk kısmına aldım. Buradan 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez ipimi aldım. Bakın bu boşluğumun içinden tığımı geçirdim. 2 2 kapattım. Bir ilmeğimi tığımda bırakıyorum. Tekrar tığıma 2 kez alıyorum. Aynı boşluğun içinden 2 2 kapattım. Yine bir ilmeğimi kapatmıyorum. Son ilmeğim tığda. Tekrar 2 kez sardım. 2 2 kapattım. Bakın zincirimle birlikte 4 tane oluyor. Zincir artı 3 tane trabzan yaptım. Hepsini şu şekilde tek seferde içinden geçiyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez ipimi aldım. Bakın hemen bir yanındaki boşluğun içinden tığımı geçirdim. 2 2. Yine bir ilmeğimi kapatmadım. Son ilmeğimi tığda bırakıyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı yaparken 2 2 Bakın bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Son ilmeklerimi şu şekilde hepsinin içinden tek seferde geçiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma 2 kez ipimi alıyorum ve bir yandaki boşluğa geçerek aynı şekilde son ilmeğimi tığda bırakıyorum. Yine 4 tane trabzan. Bütün boşluklarımın içini bu şekilde doldurarak bu
Bu sıramı böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın hepsinin içinden geçtim. 7 zincir çekip burası, burası, burası hepsini tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 7 zincirimi çektim. Bakın şuradaki birleştirdiğim noktada tığımı geçiriyorum. Şu kısımdan ipimi aldım. Kaydırma yöntemiyle kapattım bu kısmı. Bir tane zincir çektim. Burada mavi ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir çiçek motifimiz oluştu. Bu şekilde tamamlamayacağız arkadaşlar ama bu şekilde de birçok yerde kullanabileceğimiz bir motif, süslemelerde de kullanabiliriz. Şimdi ben beyaz ipimi alacağım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle beyaz ipime bir tane kilit zinciri çekiyorum. Şöyle herhangi bir boşluğumun içinden geçtim. Buraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın ipimin ucunda arada gizleyeceğim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi aldım. 2 ve tekrar tığıma ipimi aldım. Şöyle bu aradaki ipimi artık kesebilirim. Bakın şu şekilde 3 tane ikili trabzan zincirimle birlikte 4 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğumun içinden şu 7 zincirlerimden tığımı geçirdim. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve hemen bir sonraki boşluğumun içine geldim. Sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum yeniden. Tığıma ipimi alıyorum. Şu mavi ipimin ucunu arada gizleyeceğim arkadaşlar. Bakın buradan 1, 2, 3 ve 4. Yine 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşe oluşturacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arada. Tığıma ipimi alıp yine aynı boşluğun içinden 1, 2, 3 ve 4. Bakın yine 4 tane buraya, 4 tane buraya, 8 tane ikili trabzan yaptım. Ortada 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğumun içinden sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alarak burada yine köşe çalışacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir gösterelim. Bakın buraya, buraya ve buraya köşelerimi çalışacağım. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. En son 3 zincirimi çektim. Buradaki zincirlerimden tığımı geçirdim. Ve şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Buradaki 3 tane trabzanımın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu ortadaki çektiğim 5 zincirin içinden tığımı geçirip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen
şuradaki ilk trabzanımın tepesinden yine ikili trabzan, 2, 3 ve 4. Bakın aynı şekilde 4 trabzanımı yaptım. Şimdi ortaya geldim. Tığımı ipimi alıyorum. Zincirlerimin içinden 1, 2, 3. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Toplamda 7 trabzanım olmuş oldu burada. Arada yine 3 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen aynı boşluğun içine tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Bakın bu şekilde tekrar tığımı ipimi aldım. Yine buradaki 4 trabzanın üzerine 4 tane ikili trabzan. Yine toplamda 7 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Orta boşluğuma geldim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma ipimi aldım. Hemen bakın şuradaki ilk trabzanımın tepesinden aynı şekilde buradaki gibi köşemi çalışacağım arkadaşlar. Bunun aynısını buraya yapacağım, buraya yapacağım ve burada yine sıramı tamamlayacağım. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Burada yine 7 tane trabzanımı yaptım. Arada 3 zincirimi çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Aynı boşluğun içine yine 3 tane arttırma trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Şimdi burada hiç zincir çekmeden zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Sıramı tamamladım bu şekilde. Şimdi son sıramız arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çektik. Ve yine buradaki aynı şekilde 4 trabzanımızı yapıyoruz. Bakın 3 tane trabzanımı yaptım. Zincirimle birlikte 4 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu alt sıramın tekrarı gibi arkadaşlar. Geldim. 5 zincirlik kısma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğumun içinden sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Burada hiç atlamadan bütün trabzanlarımın üzerine yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın ortaya geldim. Tığıma ipimi alıyorum. Yine 3 tane arttırmamı ortada aynı şekilde her sırada yapacağım arkadaşlar. 2, 3. Toplamda 10 tane trabzanım oluyor. Arada 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın yine aynı boşluktan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve yine 7 trabzanım vardı. Aynı şekilde üst sırada da 7 tane trabzanımı yapacağım. Aynı buradaki gibi burayı da tamamlayacağım. Bakın yine ortaya geldim. 3 tane zincir. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve yine bu kısma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakalım. Yine burada çalıştığım gibi köşemi bu kısma çalışacağım. Bu kısma ve bu kısma çalışıp modelimi tamamlayacağım.
Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlıyorum. Birleştirme kısmıyla hemen sizlerle olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi burada köşede birleştirmemizi yapacağız. Yine 10 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın, öncesinde hazırladığım motiflerim vardı. Şu şekilde birleştirme yapacağım yerden, köşeden tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Bakın şöyle içinden geçtim. 2, 3. Bir tanesini burada çekmiştim. İkinciyle bağlantı yaptım. Ve bir tane zincir çektim. Yine 3 tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. 3 ve buradaki 7 trabzanımı, yani toplamda 10 trabzanımı aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 10 trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımdan ipimi çıkardım. Bakın şu ara kısımlardan birleştirme yapacağım. Yani buradaki 3 zincirlik olan kısımdan tığımı geçirdim. İpimi bu tarafa aldım. 1, 2. Hemen bu boşluğuma geldim. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2 zincir çektim ortada. Bakın şöyle göstereyim. Hemen şu 5 zincirlik olan kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. 1, 2 birleştirme ile birlikte 3 zincir çekmiş oldum. Bir sonraki 5 zincirimin içinden tığımı geçirip sık iğne ile sabitledim. 1, pardon, bir zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Bakın şu 3 zincirlik olan kısımdan yine tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. 1, 2 zincir, tığımı ipimi alıyorum. Ve yine bakın burada trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Yine 10 tane trabzanımı yapıp buradaki 10 trabzanından sonra köşe noktamı birleştireceğim aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bakın trabzanlarımı tamamladım. Şimdi köşede bir tane zincir çekiyorum. Yine tığımı ipimden çıkardım. Bakın şu ortada birleştirme noktam var. Buradan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. 1, 2 tane zincir çektim. Ve yine köşede 10 tane trabzanımı aynı şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle şu kısmı tekrar göstereyim. Yine buradaki trabzanlarımı yaptıktan sonra aynı şekilde bu orta kısımlardan birleştireceğim ve motifimi bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi ben hemen o kısmı da tamamlayıp son haliyle sizinle olacağım. Evet arkadaşlar, bakın motifimi, birleştirme kısmını da tamamladım. Şöyle. Gerçekten çok şık bir model. Birleşince çok daha şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın ortada sanki bir motif daha oluşmuş gibi bir görüntü oluşuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok keyifli bir model. Çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelde. Yelekler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Yatak örtüsü kırlent olarak çalışabilirsiniz. Yine dilediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.